Merhaba, bir özel programla Medya Haber TV'de karşınızdayız. İki konuğum var. HDP Muş Milletvekili Sayın Gülistan Kılıçkoç Yiğit, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ve akademisyen arkadaşımız Arzu Yılmaz, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Daha çok Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri konuşacağız ama Türkiye'nin iç siyasetine de yöneleceğiz. Tabii bu arada asıl buraya geliş sebeplerinizden biri de Avrupa Parlamentosu'ndaki 16. Kürt Konferansı. Çok fazla zaman almadan, doğrusu diğer tartışmalara zaman bırakmak için isterseniz hemen Gülistan Hanım sizden başlayalım. 16. Kürt Konferansı'nın ilk gününü izlediniz, tartışmaları takip ettiniz. Konu başlığı da çok geniş. Avrupa Birliği, Orta Doğu Kürtler ve Türkiye. Doğrusu nasıl değerlendirirsiniz? Bu konferansın yaratacağı bir etki olabilir mi sizce? Yani şunu söylemek lazım. Tabii Avrupa Birliği'nin Kürt başlığında yani bir özel konferans yapması ve 16 yıldır da bunu sürekli bir şekilde yapmış olması gerçekten anlamlı ve değerli. Bugün bütün oturumlarda da aslında bu sorunun çözülmesi açısından Avrupa Birliği nezdinde neler yapılabilir, nasıl girişimlerde bulunabilir ve Türkiye yeniden bir barış iklimini aslında Kürt sorununun demokratik çözümüne nasıl yakınlaştırılabilir üzerine daha çok tartışmalar yürütüldü. Ama tabii ki bildiğimiz şey şu, bu bizim coğrafyamızın sorunu, bizim sorunumuz. Yani en nihayetinde bu sorunu bizler çözeceğiz. Türkiye'de yaşayanlar olarak, Kürtler ve Türkler olarak, o ortak vatanda birlikte yaşayanlar olarak çözeceğiz. Bu anlamda bütün bu tartışmaların, bütün bu buradaki gündemin olumlu, pozitif anlamda katkıları olmakla beraber en nihayetinde işteki bir barış dinamiğiyle aslında bu işin çözüleceğini de çok iyi biliyoruz. Tabii Avrupa Birliği'nin... Çok kısa açıklamak mümkün mü? Mesela bu tür şeyler daha çok yanlış anlaşılmaya da müsait. Yani biz Avrupa Birliği'ni ya da diğer güçlerin herhangi bir çözüm üretmesini istemiyoruz anlamına gelmiyor. Bunu açmak açısından soruyorum. Hayır, tamam. Kesinlikle bunu dışlamıyoruz. Tabii ki Avrupa Birliği ve aslında bütün uluslararası güçler gerçek anlamda yapıcı olarak Kürt sorunun demokratik çözümüne %100 zaten aklını yatırmış olsaydı bu sorun zaten belki de çok daha önceden çözülmüş olacaktı. Bu anlamda ayak diremeler, yani tabii ki bugün bizim bir araya geldiğimiz insanlar daha çok muhalif kesimler, yani Avrupa Parlamentosu'nun muhalefetini temsil edenler, daha ziyade sol gruplar bu anlamıyla bu noktada var ama toplam bir Avrupa Birliği bu konuyu birinci elden gündem yapmış ve bunu kendi gündemi olarak görüyorum. Orası tartışmalı. Aksine çok uzun süredir biliyoruz ki Avrupa Birliği de diğer bütün aslında uluslararası kurumların kendisi de hem bu mülteci yasası nedeniyle aslında bir şekilde Türkiye'deki rejimi, Erdoğan rejimini destekleyen bir pozisyondalar. O anlamda aslında bir çözmekten ziyade daha ziyade çözümsüzlüğe iten bir hal olduğunu da görmemiz gerekiyor. Ama tabii ki gündem olması, bu anlamda çözülmesi için herkesin kafa yorması ve nasıl çözülür, nasıl katkı sunarız tartışmasının çok kıymetli olduğunu ifade etmem gerekiyor. Peki ben hemen aynı konuda size de sorayım ama sonuçta bu tür konferansların birçoğuna katılımcısınız. Gerçi daha çok Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine görüş ifade ediyorsunuz ama Türkiye siyasetini de yakından izliyorsunuz. Doğrusu bu konferansların çözüme bir etkisi olur mu? Ya da asıl aktörleri harekete geçirmek noktasında nasıl bir sonuç ortaya çıkarabilirsin izlenimlerinizde? Bu konferansların bugün yanlış bilmiyorsam 16.sına katıldık. Evet. Bu konferansların aslında başından beri en önemli işlevi Türkiye'nin Kürt meselesini sadece bir Türkiye'nin meselesi olarak sınırlama ve kendisini bu konuda tek yetkin politik güç olarak tanımlamasına karşı mevzunun uluslararası alanda tartışılmasına zemin sunması açısından önemli. Yani nihayetinde bu konferanslarda bir sonuç alınmasından ziyade bu yakıcı sorunun Avrupa'da, Avrupa Parlamentosu platformlarında konuşuluyor olması önemli. Çünkü malum bu mevzunun konuşulmasına çok fazla
zemin bulunamıyor. Benim özellikle bugün tabii konferans yarın da devam edecek ama sizin de söylediğiniz gibi hani birçok şeyi bu toplantılara bu arada hep Aralık'ta düzenlenirdi. Bu sene Şubat'ta olmasında nedenini anlamış değilim ama onu bir o parantezi kapatırsak iki mesele vardı öne çıkan. Bu meselelerden bir tanesi bir kere bir çerçeve vardı. Yani biz bu 16 yılın sağlam 10 yılı belli bir çerçeve üzerinden Kürt sorununu konuşuyorduk. Neydi o da? Deniliyordu ki Türkiye için Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini belirleyen genel perspektif demokratikleşmedir. Ve Kürt sorunu da Türkiye'nin bir insan hakları ve demokratikleşme sorunu olarak Türkiye'nin demokratikleşmesine mukabil çözümü Türkiye'nin demokratikleşmesi üzerinden formülize ediliyordu. Ve bu bağlamda da işte PKK'nın silahsızlanması bir bakıma sanki Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde bir engel veya Kürt sorunun çözümünde bir engel gibi konuluyordu. 10 yıl boyunca bu diskurs, bu söylem büyük ölçüde tartışmaları çerçeveliyordu. Fakat 2016'dan beri 3 kere katıldım. Dikkatimi çeken şu, bir kere bu argümanın artık zemini kalmadı. Çünkü öyle bir şey oldu ki Kürtler Orta Doğu'da bir istikrar unsuru, Türkiye ise istikrarsızlar. Çünkü biz bir önceki 10 yılda nasıl konuşuyorduk? Hani Türkiye aslında istikrarlı olacak da işte Kürt silahlı mücadelesi bir istikrarsızlık yaratıyor. Türkiye'de şimdi ve daha şimdi değil aslında bu şey rüzgar 2015'ten ona yani benim en azından takip edebildiğim 2016'da da gelmiştim. Oradan Erdoğan'ın beri şiddet siyasetli tercih aynen yani şimdi yani? Bugünkü konuşmalarda mesela ısrarla Türkiye bir istikrarsızlık unsuru olarak tanımlanıyor. Buna mukabil Kürtlerin Orta Doğu'daki istikrara katkısının altı çiziliyor. Ama tüm bunların toplamından peki Kürt soruna nasıl bir çözüm gelecek denildiğinde o alışılagelmiş, ezberlenmiş şeyin argümanın dışına çıkılamıyor. Bu da işte aslında Avrupa Birliği'nin bizim konuştuğumuz Orta Doğu meselelerinin dışında da içine düştüğü sorunların bir yansıması. Bununla ilişkili olarak fakat bugünkü oturumda bir başka önemli gelişme ise bence Brüksel mahkemelerinin aldığı karardı. Evet, peki. Orada bu konuda yapılan sunumun çok bence benim en azından kişisel olarak benim için çok öğretici oldu. Çünkü söylediği önemli bir şey vardı ki uzun yıllar 90'lardan beri siz de çok iyi bilirsiniz ki PKK'nin bir terörist örgüt, uluslararası terörist örgüt olarak tanımlanmasında bu Kürt meselesine yaklaşımı şey yapan hani ipotek altına alan bir durum söz konusuydu. Şimdi Belçika mahkemelerinin aldığı karar bu kararın gerekçesine baktığımız zaman Avrupa'da bir ilkin en azından Belçika ölçeğinde teyit olduğu görülüyor. O da şu. Devlet dışı bir aktörün bunu oradaki sunumu yapan kişinin evet ifadeleri üzerinden aktarıyorum. Çünkü bu mevzunun hukuk boyutu vakıf olduğum bir mevzu değil. Onun için direkt onun sözlerinden ileterek söylüyorum. Bu mevzu bir terör mevzusu olarak, uluslararası bir terör mevzusu olarak ele alınamaz. Yani mahkemenin söylediği. Evet. Bu nedir? Devlet dışı bir aktörün özgürlükler konusunda verdiği bir mücadelenin den doğan bir uzlaşmazlık konusudur. Yani Kürt meselesini, Kürt silahlı mücadelesinin bir terör mücadelesi, terör faaliyeti olarak değil, bir özgürlük mücadele, devlet dışı bir aktörün özgürlük mücadelesi olarak ele alınmalı ve bu çerçevede de söylenen şuydu: eğer bu bir terör meselesi değil, bu bir uzlaşmazlık konusuysa, o zaman bu Avrupa devletleri de bundan sonra bu mevzuya perspektiflerinde bir değişiklik yapmak zorundalar. Ve benim biraz önce altını çizdiğim o hani ezberleri tekrarlamak ve fakat bugünün gerçekliğine cevap vermeyen o argümanın yerine eğer bir şey koymak gibi bir iyi niyet taşınıyorsa sanıyorum bu Belçika'da alınan karar öyle umalım bu mevzuya yaklaşımı değiştirmeye zemin sunan bir karar olacak gibi görünüyor. Siz söz ettiniz, ben Gülistan Hanım'a da onu sorayım doğrusu. Bu karar çok yeni, Belçika'nın mahkemesinin aldığı karar.
Türkiye'de sanki çok fazla gündem olmadı, tartışılmadı ya da bir şekliyle görmezden gelindi gibi, bilmiyorum siz daha iyi tespit edersiniz ama cidden bu Türkiye ile ilgili ayağını etkiler mi ya da Türkiye tutup çünkü çok çabaladı bu karar çıkmasın diye, olmadık çabalar içerisine girdi. Şöyle etkiler, yani açıkçası uluslararası platformlarda tekrardan bu kararı, şimdi Belçika açısından artık yapacak bir şey yok. Yani üst mahkemede çünkü gittiler, itiraz ettiler ve kesinleşti. Ama benzer kararların çıkmaması için diğer ülkelerde, çünkü başka ülkelerde de benzer davalar var. Benzer kararların çıkmaması için sanırım çok daha sıkı bir çalışma sürecinin içerisine girecekler. Daha yoğun bir diplomasi harcayacaklar. Türkiye yansıması, hani gündem olması meselesine gelince, biliyorsunuz zaten Türkiye'de basın yani diye bir şey yok. Hani ne istenirse, saray ne emrederse o servis ediliyor, o uygun görülüyor. Bazen ülkeleri hedefe koyuyorlardı, bu kez onu da yapmadılar. Evet, yani böyle bir süreç yok. Çünkü şu anda aslında biraz daha hakikaten bir Kürt mesele eksenli bir tartışma da yok Türkiye'de. Yani öyle bir gündem de yok. Yani çok yakıcı bir sorun. Türkiye'nin dış siyasetini belirleyen bir sorun. İç politikasını belirleyen, iç barışını, ekonomik krizini, bütün toplumsal hayatını belirleyen bir sorun ama sanki bu sorun şu anda hiç yokmuş gibi de bir atmosfer yaratılıyor. Niye? Yani İşte bu aslında kendileri açısından bir temel strateji, bu AKP açısından. Yani şöyle bir şey, sanki biz 2015 yılında o çözüm ve müzakere süreci bitti. Orada Kürt sorunu dondu. Ondan sonra böyle Türkiye kendisini çıkardı başka bir iklimde ve artık öyle bir sorunu yok. Yani Kürt sorunu ekseninde hiçbir şey tartışmıyorum. Mesele işte Türkiye'de bazı kesimlerin, muhalefetin işte AKP'nin Türkiye lehine olan iyi ve güzel işlerini anlamaması, ona değer biçmemesi, kıymet biçmemesi gibi bir yere indirgenmiş durumda. Onun için yani ikrar etmeyerek yok sayıyor aslında. Bir şekilde sorunu yok ben sayarak. Evet, görmezsem kimse görmez, kimse konuşmaz gibi bir anlayış var. O anlamda bunu olumsuz anlamda da aslında bir gündem yapmama hali var. Daha ziyade İçişleri Bakanlığı'nın sürekli verdiği rakamlar ya da tehditler üzerinden işte bitti, bitirdik artık gibi bir daha çok yürüttükleri güvenlikçi politikaların aslında skorlarını açıklayan bir akıl var, bir mantık var. Daha çok yani Kürt sorununu bu eksene indirgemeye çalışan, oraya oturtmaya çalışan, gerçekten aslında bugün de hani Belçika Mahkemesi'nin aldığı kararın tam zıttını, yani meseleyi bir çatışmadan, bir karşılıklı iki yapı olma meselesinden, bir anlaşmazlık meselesinden çıkıp aslında çok daha güvenlikçi bir yere bir indirgemeye çalışan bir yaklaşım var. Bu da çok özel bir şey, yaklaşım yani. Tam buradan aslında bu tartışmaların tümünün başlamasıyla, yani bir şekliyle Gülistan Hanım'ın dediği o rafa kaldırma meselesiyle birlikte çok ciddi anlamda karşı karşıya geliş Suriye'de yaşandı. Peşinden gelişmeleri hiç söylemeye gerek yok. Hepimiz yakından bir şekilde takip ediyoruz, izleyicimiz de. Ama sanki son günlerde İdlib bu Suriye hesaplarını karıştırdı gibi görünüyor. Karşılıklı tehditler başladı. Direkt çatışmalar, top atışları başladı ve taraflar da giderek sertleşiyor. Siz bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz İdlib'de yaşananları? İdlib'de olanlar sürpriz değil. Ertelenen bir şeydi. Yani İdlib'de bugün yaşanan kimse için neden işler böyle sarpa sardı, bu noktaya geldi diye geriye dönüp de bir açıklama yapma ihtiyacımız yok. Bu sadece dediğim gibi ertelenen bir süreçti. Çünkü şey açık, hani İdlib konusunda mutabakat sağlayan tarafların pozisyonları açıktı ve birbiriyle oldukça mesafeliydi. Bu da nedir? İran ve Rusya açık bir şekilde her seferinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü tartışılmaz bir öncelik ve prensip, bu prensip üzerinden masaların kurulduğunu söylerken, Türkiye bunu hani arada bir tabii canım biz de bu toprak bütünlüğüne tarafız demekle birlikte o masada aldığı pozisyon ve sahadaki pratikleri itibariyle buna karşı bir duruşu denk geliyordu. Meselenin birinci boyutu bu. İkinci boyutuysa günün sonunda İdlib
hani 2000 ne diyelim 16'dan beri ilk 2016 işte şey hatta 2017 Astana süreciyi 2017 Astana 2016 ilk Moskova görüşmesi 2017'den beri Türkiye'nin İdlib'deki pozisyonu neydi? Yani Türkiye'nin mesela bu gözlem noktalarının kurulması sürekli aslında şey yani Suriye'nin bütün cihatçı grupların İdlib'e süpürülüp oraya geldiği aşamada da Türkiye'nin bu işe dahil edilmesinin gayet şeyi açıktı. Türkiye bunların arasında bir kere bir tampon bölge oluşturulacak ve bu cihatçı grupların zaten o zaman Mission Impossible deniliyordu. Yani imkansız görev. Hani cihatçı gruplarının iyi ve kötü diye bir ayrıma, aslında bir ayıklama, denediler, başardılar da. Ayıklama, ama nasıl başarılıydı? İdlib gibi bir şey, hani toplama kampı vardı da oraya geri çekilerek başarıldı. Peki İdlib'deki bu ayıklama yapıldığı Rusya zaman... Rusya onun için verdi onlara gibi sanki. İşte mi? Rusya onun için verdi. Aslında Halep ve Afrin operasyonu onları Cerablus ve Afrin Halep operasyonları böyle bir mutabakatın sonuydu. Afrin süreci biraz daha farklı, ona zamanı olursa yine ayrıca tartışırız. Ama günün sonunda söylemek istediğim Türkiye'nin bu işi yerine, bu görevi yerine getiremeyeceği biliniyordu zaten. Ama bu erteleme ne sağladı? Bu ertelemenin bir kere Suriye'de bir çözümün tarafı konumunda Rusya'nın elini son derece güçlendirdi. Bir kere Cenevre süreci diye bir şey vardı. O tümüyle berhava oldu. Yani uluslararası alanda Rusya sadece rejime verdiği askeri destekle değil, aynı zamanda diplomatik alanda Suriye ajandasını yönetme becerisine kavuştu. Öbür taraftan dediğim gibi şey olarak, tedrici olarak Suriye'nin diğer sahaları cihatçılardan temizlendi. Üçüncüsü tabii ki NATO üyesi Türkiye'yi işte hem ekonomik, işte Türk akımı gibi enerji konularında ya da S-400 gibi güvenlik ve askeri konularda Amerika'ya karşı, Amerika ile zaten var olan krizli durumu daha da şey yapacak, hani kötüye götürecek bir takım angajmanlara girme imkanı sağlandı. Ama geldiğimiz aşamada bu neden şimdi kırıldı? Neden kırıldı şeyinin de, hani neden şimdi olduğunun cevabını da sanırım şöyle verebiliriz. Sonuçta Suriye'de Rusya'nın istediği, bir an önce hatırlarsanız Aralık'ta Ankara'da Ruhani, Erdoğan ve şey Putin beraber bir toplantı ve orada aslında tamam artık savaş bitti. Bundan sonra şey komisyonlarda Cenevre ile bir biz her şeyi hazırladık, Cenevre'de masaya koyduk. Bundan sonra komisyonlar oluşturulacak. Velhasıl biz Aralık 2019 Kasım 2019 itibariyle Suriye'de acaba savaş bitti mi konuşurken Ankara şeyinde, Astana zirvesinde arkasından ne oldu? Türkiye, aslında orada 31 Aralık'a kadar da İdlib'e Türkiye'yi boşalttırma görevi vermişlerdi. Aynen. Yani. Ama Türkiye onu yapmak yerine ne yaptı? Türkiye gitti Fırat'ın doğusuna operasyon yaptı. Onun için de sanırım yani Rusya'da diyor ki ya bu işte artık bizim bu şeyi bir çözüme bağlamak için bu işte sona gelindiğinin işaretini ben veriyor. Ben hemen Gülistan Hanım'a sorayım. Mesela Türkiye-Rusya ilişkilerine gelmişken aslında çokça tartışılan konular biri. Yani Türkiye Soçi'nin çöküşünü ilan etti ama bu ilişki nereye doğru gider sizce? Siz de çok yakından izliyorsunuz sonuçta. HDP'yi de çok yakından ilgilendiren bir nokta aslında. Evet. Ya şunu söyleyelim. Aslında Türkiye açısından ve Erdoğan açısından belki de tarihin görülmemiş en şanslı dönemlerini yaşadı diyebiliriz. Yani eğer 15 Temmuz bir Allah'ın lütfuysa sanırım Suriye Savaşı da ikinci bir lütuf olarak aslında Erdoğan rejimi için görülebilir. Çünkü burada yani hem Amerika'nın bölgede ciddi bir hegemonya kaybına uğramış olması, hem Suriye'nin Rusya'nın aslında burayı çok daha emin adımlarla yavaş yavaş ve oyun kurucu bir şekilde daha girmiş, dahil olması ve bu çelişkiyi
filden faydalanan bir Türkiye gerçeği gördük. Ama şunu hep biliyorduk, yani Türkiye günün sonunda en nihayetinde bir seçim yapmak zorunda kalacak. Yani kah ABD'ye, NATO'ya dönüp ertesi gün ya bir dakika Rusya'ya dönen bir politikanın uzun süre gitmeyeceğini hep söylüyorduk zaten. Aslında bugün geldiğimiz noktanın kendisi tam da böyle bir şey. Birazcık İdlib bir turnusol kağıdı gibi rol görecek. Yani sen gerçekten bu Avrasyacı akılla mı teslim olacaksın? Yani buraya mı yönünü döneceksin? Askeri, siyasi, ekonomik olarak burayla mı işbirliği yapacaksın? Yoksa işte o tarihsel anlamda bildiğiniz hep o NATO müttefiki, işte Amerika'nın stratejik ittifakı olan Türkiye mi olacaksın? Bu soru hep ortadaydı ve bugün aslında Türkiye belki de şu anda en sıkışık döneminde. Çünkü bir taraftan Rusya'nın ona sağladığı Suriye'de çok ciddi avantajlar var. Afrin'i bu sayede aldı. İşte Kuzey ve Doğu Suriye'ye yine aynı şekilde bu nedenle girmiş oldu. Şimdi Kürtlerin Suriye'deki statüsünü engellemenin en temel şeyi, araçlarından birisi bir şekilde Rusya üzerinden rejimi aslında elinde tutmak ve bir basınç oluşturmak. Şimdi bütün bunlardan olmak gibi bir riskle karşı karşıya. Bu çok gerilimli bir hat. Ben açıkçası... Yani bütün bunlardan nasıl olabilir? Diyelim ki bu sadece Rusya ile ilişkilerin bozulması bu noktaya getirir mi Türkiye'yi ya da... Yani şöyle açıkçası... Çünkü Erdoğan son iki gün içerisinde çok emin konuşuyor böyle, çok rahat. Yani çok pragmatik bir adım daha bekliyorum açıkçası. Yani bir sürprizle yeniden karşılaşabiliriz. Nasıl mesela? Yani bütün bunları tekrardan tolere eden ve ya işte yanlış anlaşıldı, öyle değil diyen bir adım. Yine kandırıldık gibi. Kandırıldık yani, yoksa biz işte tarihsel komşumuz, ortak çıkarlarımız var gibi bir açıklama bekliyorum. Çünkü bu mesele, yani İdlib sadece İdlib'i belirleyecek, sadece Türkiye-Rusya ilişkilerini belirleyecek bir mesele değil. Gerçekten bir kilit konumda. Türkiye'nin işte Libya politikasını da belirleyecek aslında. Kürt politikasına da etki etme kapasitesi var ve şu anda Suriye'de bulunduğu bütün işgal ettiği yerlerin pozisyonunu sorgulamaya ve tartışmaya açma kapasitesine sahip İdlib'in kendisi ve İdlib üzerinden Türkiye'nin Rusya ile çatışması ya da karşı karşıya gelmesi. Yani birdenbire Türkiye kendisini bir işgalci güç olarak ilan edilmiş bir ülke olarak bulabilir. Hani mevcut konumu zaten böyle, bu tartışmıyoruz. Yok, ama bunun zaten uluslararası arenaya taşınması, böyle ilan edilmesi, ki zaten rejim bunu sürekli söylüyor. Yani biz davet etmedik. Türkiye bizim coğrafyamızda işgalci diyor. Ülkemizde işgalci bir pozisyonda diyor. Böyle bir şeyin gündem olma ihtimali çok yüksek. Ama ben bu Türkiye'de şuna, AKP iktidarını ya da AKP-MHP iktidarını oluşturan taraflar arasında da bir gerilim hattı tabii, oluşturur mu? Tabii, nasıl yani, oluşturur mesela? Nasıl yansır? Ya açıkçası şöyle, biliyorsunuz yani İttifakın görünmeyen bileşenleri var ve bu görünmeyen bileşenler Ergenekon, evet, o Kızıl Elma ekibinin kendisi ve bu görünmeyen bileşenler daha ziyade Avrasyacı bir akılla sahipler, işte bir tırnak içerisinde bir emperyalist karşıtlığı üzerinden işte bir NATO'ya ve Amerika'ya karşıtlık oluşturuyorlar ve bunun kendisinin bu içerideki Kürt karşıtlığı üzerine oluşmuş ittifakı çatlatabileceğini, en azından çatırtabileceğini düşünüyorum. Ama ben burada Tayyip Erdoğan'dan ziyade Putin'in ne yapacağı meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Putin çok uzun süredir çok soğukkanlı bir şekilde Türkiye'nin krizlerini de yöneten bir pozisyonda gidiyor. Yani kırılganlıklarını çok iyi biliyor, sorun alanlarını çok iyi biliyor ve her seferinde Türkiye'yi kendi politikalarına angaje edecek bir yol haritası sunarak çıkıyor. Örneğin düşün, Astana ve Soçi aslında böyle bir yoldu. Yani hem Türkiye'yi kendi yanına çeken, hem Türkiye'ye belirli alanlar açarak bir şekilde onu rahatlatan, aynı zamanda da kendi yerleşik halini de güçlendiren bir şeydi. Biz belki askeri yanını daha çok görüyoruz ama Rusya'nın çok büyük ekonomik yatırımları da, özellikle hem ekonomik yatırımları var, hem de ciddi bir şekilde, yani belki biraz sonra konuşacağız. Arzu Hanım daha iyi bilir. Sonuçta Orta Doğu daha iyi takip eder. Hani benim o ulusal, ama şunu görebiliyoruz. Bir Amerika bir hegemonya krizi yaşıyor. AB kendi içerisinde çatırtıyor. Ve çok ciddi bir Orta Doğu'da aslında bir boşluk var ve bu boşluğa Rusya oynuyor. Burada Türkiye stratejik konumda bir ülke ve Türkiye'siz bir Orta Doğu politikasını yönetmek, orayı angaje etmek riskli, çok zor diyorsunuz. Çok zor. Bunun için Putin'in burada
bir orta yol bulma kapasitesinin açıkçası Türkiye'de Erdoğan'a da işte ya lütfen öyle yapmayalım, hani akıllı ol, şöyle olsun diyen bir rol ve bir yöntem önerebileceğini açıkçası. O da biraz önce dediğiniz geri dönüş politikasıyla herhalde bağlantılı söylüyorsunuz. Evet bunu. Tabii ki yani hemen hızlı bir şekilde ya aslında öyle değil, şudur budur, yoksa biz zaten Suriye'nin toprak bütünlüğüne de saygılıyız ama işte insani dramdan kaygılıyız, insan göçünden kaygılıyız. Türkiye bunu taşıyamıyor ve bunun tabii ki Avrupa'ya fatura edilmesi. Yani AB'den, hani ABD'yi bilmiyorum ama AB'den de yeterli destek gelmiyor. Yani dönecek işte yeni mülteciler geliyor. Ben de bunları size pas edeceğim o zaman. Yani bana bir çıkış yolu bulun. Yani bana yardım edin diye hemen o kozu da ileri süreceğini öngörmek gerekiyor. Peki birincisi Gülistan Hanım'ın dikkat çektiği o Erdoğan'ın çok kısa süre içerisinde bir geri dönüş yapıp kandırıldık pozisyonunu, o cemaatle girdiği pozisyona girmesi mümkün mü? Doğrusu merak ediyorum o konudaki görüşlerinizi. Bir de bu Rusya ile yaşanan gerginliğin Türkiye-Rusya arasında ABD ilişkilerine nasıl yansır? Yani hem Rusya ile birlikte de bakıp değerlendirebilirsiniz. Çünkü çok kritik bir ilişki aslında. O çelişkilerden yararlandı ama gerçekten sonuna gelindi mi o çelişkilerden yararlanmanın? Bunlara cevap vermeye çalışacağım ama önce izin verirseniz Gülistan Hanım'ın yaptığı bir tespite farklı yaklaştığımı en azından bir belirtmek isterim. O da 2016 darbe girişimiyle Suriye'nin Türkiye'ye gerçekten bir fırsat ya da lütuf mu olduğu, yoksa bunu farklı okumanın da mümkün olup olamayacağı konusunda. Ben naçizane... Türkiye değil de Erdoğan için. Evet ama Erdoğan... Evet. Çünkü evet, şimdi Türkiye. Erdoğan'ın politikalarına belki sürdürmesine bir imkan sağlamış olabilir ama bu konu aslında ayrıca bir programın tartışma konusu olur belki. Fakat çok şu kadarını söyleyeyim. Ama şunu söylemekte fayda var. Şu yaşadı, çünkü bundan sonra söyleyeceğim şeyle de alakalı. Hem 2016'dan sonra bizim yaşadıklarımız, hani Suriye'de bir iç savaş oldu. Evet. Irak'ta bir işgal oldu da bu iki devlet yıkıldı. Ama bizim 2016'dan beri yaşadığımız Suriye meselesi de dahil olmak üzere aslında Türkiye'nin içeriden yıkımının bir fotoğrafı. Biz bunu yakında anlayacağız. Bu işte hani biraz önce söylüyorsunuz, peki niye konuşamıyoruz Brüksel'in aldığı kararı diye. Biz birçok şey konuşamıyoruz aslında. Bunu burada noktalayacağım ama dediğim gibi bunun bir fırsat mı? Yoksa aslında Türkiye'nin bir iç savaş çok daha büyük bir yıkıma doğurabileceği bir yıkıma neden olan süreçler mi olduğunu öyle tahmin ediyorum ki bir kez bu otoriter... Ama şöyle mutabıksınız, Erdoğan'ın iktidarın ömrünü uzattığına dair bir mutabakat genel anlamda ömrünü var. Ömrünü uzat... Bu konuda araçsallaştırma becerisini iktidarın gösterdiğine şüphe yok. Ama bunun Türkiye'ye bir fırsat yaratıp yaratmadığı ve kısa vadede bunun sonuçları ne olacağı konusu Erdoğan'ın kazanımlarından çok daha önce hesaba katılması gereken şeyler diye düşünüyorum. Şimdi bu Rusya, Amerika, Türkiye'nin dış politikada kendisine yeni bir pozisyon arayışını belki şöyle bir soyutlamayla daha net açıklayabiliriz. Bir kere bu yeni jeopolitik düzende stratejik ortaklıkların işlevi kalmadı. Yani bugün ne Amerika Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklık çerçevesinde açıklayabiliriz, ne de Türkiye'nin işte bir takım AKP medyasının iddia ettiği gibi Rusya ile girişilen işbirliklerinin stratejik olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki transatlantik ilişkiler bile bugün stratejik ortaklığıyla ne kadar tekabül ediyor, çok ciddi tartışılan konular. Onun yerine gelen ne? İşte transactional denilen, ilişkilerin kompartmanlara ayrıldığı yeni bir devletler arası ilişki durumu. Bu da neyi kastediyor? Siz Amerika ile Türkiye Suriye politikasında ortaklaşmayabilir. Ama İdlib'deki Suriye muhalefetinin örneğin Amerika'nın deyim yerindeyse elini pek bulaştırmadan Türkiye'yi arkadan destekleme yoluyla aynı kulvarda birlikte hareket etmelerine engel değildir. Rusya'yla işte biraz önce benim Astana sürecinde altını çizdiğim gibi Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda temelden bir
prensip ayrılığına düşebilirsiniz ama ilişkilerinizi farklı yolda yürütebilirsiniz. Libya'da benzer bir durum. Yani bu aslında Hafter'i destekliyordu. Orada savaşıyor ama İdlib'de. Türkiye bunu sanki hani Erdoğan'ın bir siyasi dehasının tezahürüymüş gibi yansıtma konusunda hani nasıl olsa tekerin önüne taş gelen hani kimse yok öyle değil diyecek adam olmadığı için kendileri söyleyip kendileri dinliyor. Ama günün sonunda benim söylemek istediğim zaman öyle bir zaman ki zaten bütün aktörler birbirleriyle çatışma konularını paranteze alıp çıkar öncelikleri üzerinden işbirliklerine gidiyorlar. Bugün İdlib'de ise benim kanaatim o ki aslında Türkiye Rusya'ya Rusya sen benim muhatabım değilsin, rejim benim muhatabım derken ve Rusya Türkiye'ye dönük açıklamalarında aslında bakarsanız Rusya Türkiye üzerinden Batı'yı dövüyor. Türkiye'de rejime karşı Batı'yı arkasına alıp celalleniyor. En özet bir şekilde ifade etmek icap ederse. Çünkü şunu göz ardı edemeyiz. Yani işte bugünkü toplantılarda da ısrarla hep bir mevzuyu bir boyutuyla tartışma konusunda fazla obsesif davrandığımızı düşünüyorum. Evet, Avrupa'nın bir göç krizi önceliği ve telaşı var. Buna hiç şüphe yok. Ama şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor ki Avrupa asla ve kata Rusya'nın başat aktör olarak konumunu konsolide ettiği ve Esad'ın sorunsuz bir şekilde 2011 gücüne yeniden kavuştuğu bir Suriye'ye mutabık değil, yandaş değil. Amerika da aynı şekilde. Dolayısıyla da İdlib'de Rusya yandaş mı peki orada? Rusya tabii yani o ki. O konuda bir şüphe var mı? Neye yandaş mı? Yani Esad'ın gücünü Esad koruyup 2011 koşullarında çok dönmesi. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bence Esad, mesela İran, buna İran üzerinden cevap vereyim. İran ne zaman ki Amerika İran'a maksimum baskı politikasını daha sert bir şekilde uygulamaya başladı. Suriye'de Rusya'ya İran'a dirseğini gösteren ilk aktör Rusya'ydı. Evet. Biliyorsunuz çatışma boyutuna bile varan Halep'te olaylar çıktı. Dolayısıyla da söylemek istediğim Esad'la da aynı şekilde. Esas olan Rusya'nın öncelikleridir. Esad buna yardımcı olduğu sürece Rusya için değerlidir. Ama bugünün sonunda Rusya'nın çıkarlarını bir batıyla bir çatışma konusu haline getirecekse feragat edilmesi muhtemeldir. İşin açıkçası şu da Rus uzmanlarla farklı uluslararası toplantılarda bir araya geldiğimizde şunu da açıkça söylüyorlar. Şöyle bir tarafı da var. Rusya'dan gelen uzmanlar zaten Rus devleti adına konuşuyorlar. Hani öyle bir bağımsız, hani bizim mesela işte Türkiye'den gelen akademisyen, hani akademisyenin pozisyonu işte taşıdığı resmi pasaport görüşürüz üzerinden tarif edilmez ama Rus akademisyenlerin böyle hani bunu da çekinmeden söylüyorlar ve söyledikleri de şu. Esad hani bizim Esad rejimi önce bu soruyu sorduğumda mesela hayır Esad rejimi değil toprak bütünlüğü ve Suriye'nin bir egemen devlet olarak istikrarının sağlanması bizim için vazgeçilmez öncelikli ve temel prensiptir. Ama Esad seçim olur ki onlar hep 2021'deki hep seçime referans veriyorlar. Referans veriyorlar burada asıl söylemek istediğim şey dediğim gibi Erdoğan'ın bu bağımsız dış politika paketiyle sunduğunun aslında arka planında stratejik ilişkilerin yerine geçen transactional ilişkiler, jeopolitik dönüşümün bir sonucu olarak bütün ülkelerin içinde olduğu bir duruma tekabül ediyor. İdlib'de celallenmesinin de aslında arkasında biraz önce tarif ettiğim gibi Avrupa'nın ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet eden bir tarafı var. Bundan sonra benim kişisel kanaatim... Belki burada birkaç cümleyle ABD ilişkilerine lütfen nasıl yansır onu doğrusu... Amerika ilişki... Şimdi bu... Az bir şey açarsanız... Biraz bilmiyorum. Önce İdlib meselesinin bu kasılması konusunda Rusya perspektifini söyledim ama şey perspektifi yarım kaldı Erdoğan meselesi. Biliyorsunuz bir S-400'lerin aktive edilmesiyle Aralık'ta Amerikan bütçesinden geçen Türkiye yaptırımlar konusunun en geç Mart sonuna kadar gündeme alınması gibi iki tane çok yakıcı konu var. Mart sonu Nisan başına tekabül etmesi beklenen iki tane mevzu var. Dolayısıyla aslında bugün görece yaşanıyormuş gibi en şiddetli haliyle söylemlere yansıyan Rusya ile çatışma halinin Amerika'ya aynı zamanda
önümüzdeki ajandaya ajandayı gözeterek hani burada biz sizin çıkarlarınızı koruma pahasına Rusya ile çatışmayı bile hani işbirliğimizi bile riske atıyoruz mesajını en azından 16 senedir Erdoğan'ı elimden geldiğince yakından takip edebildiğim kadarıyla böyle bir şark kurnazlığına tekabül ettiğini de gözden kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Peki hemen burada çok kısa soracağım ama daha doğrusu kısa yanıtlamanızı isteyeceğim. Bu ABD Türkiye istihbarat paylaşımını özellikle 2007'den bu yana Pekken aleyhine geliştirdiği istihbarat paylaşımını durdurduğuna dair Reuters'ın iddiası tabii. Henüz bu konuyla ilgili netleşmiş bir şey yok. Bir ikincisi belki şunu da değerlendirmek lazım. Ya ABD'yi, Rusya'yı, şurayı burayı konuştuk. Türkiye'yi konuştuk ama orada bir de aktör olarak Kürtler var doğrusu. Kürt aktörleri de değerlendirseniz yani burada nerede duruyorlar? Onların belirleyiciliği ne kadardır ya da etkileri ne kadardır? Ama o istihbarat paylaşımını durdurmanızı da özellikle kısaca da olsa yorumlamanızı isteyeceğim. Yeni bir gelişmeye. Çok yeni bir gelişme açıkçası bunu gerektirebilecek aktüel bir şey var mı? Hani ABD'nin mevcut şu andaki pozisyonu hazır Türkiye Rusya ile gerilmişken, hazır rejimi karşısına almışken, hani rejimle kapışma ihtimali çok yüksekken bu sonuçta ABD'nin isteyeceği bir şeydir yani. Hani bütün bu argümanlar varken birdenbire istihbarat paylaşımının sınırlandırılması meselesini iki türlü okuyabiliriz. Yani birincisi bu alanda Türkiye'yi sıkıştırıp daha fazla kendisine çekmek istiyor olabilir. Yani ben istihbaratı seninle paylaşamasam sen aslında Orta Doğu'da hiçbir şey yapamazsın. Çünkü bu istihbarat paylaşımını sadece belki birinci amacı Türkiye açısından PKK ile mücadele olabilir ama en nihayetinde İdlib'de de bir istihbarata ihtiyacı var. Yani bu özellikle askerlerin vurulması meselesi mesela çok büyük sorun. Konvoy vuruldu çünkü yani giden ek güç vuruldu vesaire. Hani onun kapsamı nedir bilmiyorum. İkincisi de bilmediğimiz aslında arka plan başka gerilimler olduğunu bize gösterebilir. Yani şu anda en nihayetinde biz sadece şu anda Rusya ve Türkiye ilişkilerini gözlemleyebiliyoruz ama bunun arka perdesinde Amerika'ya yansıyan ve Amerika'nın bir koz olarak masaya sunduğu bir şey var mı? Bir pazarlık var mı? Bir yeni gelişme var mı? Onu açıkçası kestiremiyorum. En son Rand Corporation'ın bir raporu yayınlanmıştı ama Amerika o raporda deyim yerindeyse her olasılığa dönük bir plan hazırlamış. Yani kendince birçok plan yapmış. Tek bir plan üzerinden yürümediği görünüyor. Evet. Yani birden fazla olabilir. Onun için çok hani gerçekten buraya söyleyebileceğim, bunu destekleyebilecek, şu nedenlendir diyebileceğim aktüel bir bilgim yok. Başka olduğu için sordum ama Kürt aktörler önemli. Kürtler açısından şöyle sonuçta şunu söylemek gerekiyor. Aslında demin onu kastettim. Yani bu Türkiye açısından Suriye Savaşı'nın kendisi kesinlikle Türkiye halkları açısından bir talihsizlik, müdahil olma şekli, AKP'nin Suriye Savaşı'na girme biçiminin kendisi, dahil olma biçiminin kendisi. Ama Erdoğan açısından hala bir şans olduğunu, bütün bu süreçlerdeki çelişkileri yöneterek bir şekilde kendisini bugüne kadar atma becerisi gösterdiğini düşünüyorum. Kürtler açısındansa şöyle bir önemi var. Şimdi Kürtler bir coğrafyada aslında kendi örgütlü güçleriyle ve kendi yapılarıyla bütün orada yaşayan halklarla beraber bir sistem kurdular ve bu sistem sadece Rusya'nın ve sadece ABD'nin aslında hedefi olan bir sistem değil. Bunu öncelikle görmemiz gerekiyor. Yani ya da sadece Türkiye'nin hedefi olan bir sistem değil. Mevcut saldırılara verilen icazetlerin kendisi gösteriyor ki aslında güçlü, örgütlü bir Kürt aktör istenmiyor bölgede. Zayıflatılmış, aslında gücü sınırlandırılmış, daha ziyade kendilerinin bölgesel emperyal çıkarlarına angaje olmuş bir Kürt figürüne ihtiyacı var. Hem ABD'nin, hem Rusya'nın, hem de aslında Suriye'nin. Bütün bunun kendisi bu noktada aslında bütün güçleri birleştiren bir yerde duruyor. Tabii ki Kürtler üzerinden de birbirlerini dövdükleri ve birbirlerini aslında güçlerini sınadıkları da bir gerçek. Yani örneğin Rusya sınırlı bir icazet verip operasyon yetkisi vererek Türkiye'ye göz kırpıp hem bazı tavizler kapıyor ki bu enerji bunların başında geliyor, ekonomik çıkarlar bunun başında geliyor. Ama aynı zamanda Kürtlere de şunu söylüyor, ya işte bakın Türkiye sizi bitirecek, biz önüne geçtik işte şu kadarını engelleyebildik. Yani burada çok
farklı denklemler var. Ama Kürtlerin kendi mevcut durumu en nihayetinde dikkate alınmak durumunda. Yani mevcut örgütlülükleri, mevcut oluşturdukları sistemin kendisi, hem dünyada oluşturduğu işte IŞİD'i yenen gücün kendisi olması. Yani sonuçta bunun altını çizmemiş ki IŞİD'i Kürtler yendi. Evet, Kürtlerle beraber diğer halklar da savaştılar, mücadele ediler, bedel ödediler ama öncülüğünü Kürtler yaptı ve bugün aslında insanlık düşmanı olan bir gücü yenen, bir barbar orduyu yenen bir güçten bahsediyoruz. Ve bunun tabii ki kendi moral kaynağı, motivasyon kaynağı, meşruluk kaynağı artık başka bir zemine taşınmış durumda. Yani o anlamda Kürtleri sadece böyle bir yerel bölgeyi denetleyen bir sınırlı güç olarak düşünmemek gerekiyor. Çok daha büyük bir aktör olarak uluslararası sisteme kendisini ispatlamış, uluslararası denklem içerisinde ya da diplomasi içerisinde bir yer edinmiş bir güç olarak görmemiz gerekiyor. Ve bunun hesaba katmayan hiçbir gücün de aslında temel amaçlarına ulaşmayacağını, yani örneğin ABD İran'ı sınırlandırmak istiyorsa Kürtleri yanına almak zorunda. İşte Suriye rejimi birleşik bir Suriye toprağı kurmak istiyorsa Kürtlerle bir uzlaşı noktası bulmak zorunda. Ya da işte Rusya bir şekilde gerçekten Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyup bir şekilde Esad'ı bir geçiş hükümetine kadar ayakta tutmak istiyorsa ya da oradaki çıkarlarını korumak istiyorsa ya Türkiye'yi belli noktalarda zorlamak istiyorsa Kürtlerle ilişki geliştirmek zorunda. Bu anlamda çok önemli ama Kürtlerin işi kolay mı? Çok zor. Yani herkesin bir kurtlar sofrası olarak gördüğü ve bütün araçlarıyla, bütün yöntemleriyle daldığı bir coğrafyada ayakta kalmak, coğrafyayı korumak, örgütlülüğü korumak ve gerçekten bir barış sürecine, yani savaş sonrası sürece de hazırlık yapmak zorundalar. Bütün bunların kendisi çok zorlu. Bir de başlı başına Türkiye'nin Kürt karşıtı politikası var. Yani sabah akşam Kürt'e vurmak, Kürt'ün statüsünü engellemek için yeminli bir iktidarla, yeminli bir yapıyla karşı karşıyalar. Bütün bunları da üst üste koyduğumuz zaman ben hani eskiye göre çok çok daha olumlu bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Hem uluslararası destek, uluslararası meşruiyet ve uluslararası tanınırlık ve açısından şu anda bugün de konferansta konuşuldu. Herkes devletsiz ama artık süreçte mutlaka hesaba katılması gereken Kürtlerden bahsediyor. Kürtlerin mutlaka bir güç olarak değerlendirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Dünya artık bunu görmüş durumda. Bunun kendisi de aslında bir ivmelenmeyi getiriyor. Kürtler açısından pozitif bir süreci getiriyor ama yarın Erdoğan'ın İdlib krizini atlatmak için bir başka yere girmeyeceğinin henüz garantisi yok. Yok diyorsunuz. Tam burada aslında benzer konuyu sana da sormak istiyorum Arzu ama iki boyutlu. Hem Güney Kürdistan boyutuyla hem Rojava boyutuyla tabii. Şimdi Güney'den iki farklı ses çıktı. Bir bölge başkanı Sayın Neçirvan Barzani'nin Kürt tarafını haksız bulan, sanki Türkiye'nin işgaline onlar neden olmuş gibi gösteren, bugün de Sayın Mesrur Barzani'nin yansıyan bir açıklaması var. Yani kullandığı kavram Dagirkirine Daviya Türkiye Yal Heremi Ravşa Aloza Hayikrap Türkir. Yani Türkçesiyle Türkiye'nin bölgeye dönük son işgali, var olan krizi daha da büyüttü. Ardından da getiriyor, bunun barışa hizmet etmeyeceğini de söylüyor. Orada bir farklılaşma mı var? Bir. İkincisi Enekes'e bürolarını orada resmi olarak açmak kararı aldı. Yani duyum ne kadar doğru bilmiyoruz. Teyit edebilmiş değiliz ama Erdoğan da Enekes'e ısrarla Grespi, Afrin ve Serekaniye'de büro açmak konusunda nasıl diyeyim, yani bir şekilde ön açıcı oluyordu. Buna rağmen böyle bir tablo ortaya çıktı. Ki Rojava'dan gelen açıklamalar da bu yönüyle çok olumlu. Tüm yönetim bir bütün olarak olumlu açıklamalar yaptı. Böyle bütün resme baktığımı ne söylersin? Bu resme Gülistan Hanım'ın bıraktığı yerden sözü alıp tarif etmeye çalışmak isterim. O Suriye'deki, hani dedim ya ben de istikrar unsuru olarak 2016'dan beri Kürtler, hı hı, uluslararası platformlarda öne çıkıyor diye. Sizin bahsettiğiniz, yani bir istikrarın bölge ülkelerinde, ister ülkesel bazda isterseniz Orta Doğu ölçeğinde bakın, bir istikrar unsuru olarak öne çıkmasının aslında uluslararası alanda tekabül ettiği bir
pozisyon var. O da game changer deniyor buna, oyun değiştirici. Yani Kürtlerin artık bugün bir devlet dışı aktör olarak Orta Doğu'da ulaştıkları bir oyun değiştirici aktör kapasitesi var. Ve fakat bu şeyi bütün olarak söz bir bütün olarak Kürtlerden söz ediyorum. Yani i̇şte bu ABC... IŞİD'e referans verdi Gülistan Hanım. Hani tekrar onları tekrar edip zamanı harcamak istemediğim için oradan alıyorum sözü zaman dedim. Zaman da daralıyor bu arada. Tahmin ederek. Dolayısıyla da ama bu oyun değiştirici rolünü Kürtler ancak bir birlik oluşturabilirse hayata geçirebilecekleri tarihi bir andalar. Bu artık ulusal duygularla, işte tabandan benim sıklıkla sözünü ettiğim baskıyla falan açıklanacak bir şey değil. Bugün Kürtler arası birlik bir stratejik zorunluluktur. Bu hem Kürtlerin kendilerini bu oyun değiştirici rollerini tam kapasite hayata geçirebilmeleri açısından bir zorunluluk. Hem de bölgede oluşan jeopolitik denklem açısından bir zorunluluk. Kürtlerin partiküleristik politikası, Kürdistan'ın dört parça bölünmesi ve bunun ulus devletler çerçevesinde bölünmesi nasıl bir jeopolitik başka bir denklemin zorunluluğuydıysa, yeni geldiğimiz durumda da en azından Rojava ve Başur ölçeğinde bir birlik, dediğim gibi stratejik bir zorunluluk. Buradan Güney ve Rojava bağlamındaki şeylere geçmek icap ederse, şimdi biz Kürtlerin buna cevap verme reflekslerini aslında takip ediyoruz. Şimdi bu bir, dediğim gibi, Kürtlerin de alışık olmadığı bir şey, deneyimlenen bir şey, hazırlıklı olmadığı bir şey. Bu konularla ilgili bir sürü tartışmalar, hatta işte hazırlıklar başarısızlıkla sonuçlanmakla birlikte olmasına rağmen kendini hazırlayamadığı bir şey. Bugün Kürtler arasında bile bir birlik mevzusu denildiğinde bu çok müphem. Ne kastediliyor birlikten? Hani bunu mesela Batı kamuoyuyla paylaştığınız zaman otomatikman tam ve bağımsız bir Kürdistan gibi anlaşılıyor. Oysa sözünü ettiğim, benim de o jeopolitik stratejik zorunluluk dediğim mevzu aslında böyle bir teritoryal birliğe tekabül etmiyor. Özellikle Rojava ve Başur düzleminde zaten bu IŞİD savaşıyla birlikte artık Suriye ve Irak sahaları birbirinden ayrı değerlendirilebilecek sahalar olmaktan çıktı. Siz Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani'nin en son yaptığı açıklamaya referans verdiniz. Ben size Hoşyar Zebari'nin yaptığı açıklamayı İlk hatırlatmak isterim. Evet. Açıkçası bunlardan daha fazla beni şok eden Hoşyar Zebari'nin Grespi ve Serekaniye ertesinde Türkiye'nin işgalci diye doğrudan, hani bugün Mesrur Barzani'nin kullandığı sözü 3 ay önce çok daha sert ifadelerle, arkasından gelen ifadelerle, ki siz de çok iyi bilirsiniz ki Hoşyar Zebari bir diplomat olarak özellikle Türkiye ile ilişkilerde son derece hassas davranan biri. Bu nedir? Ben de en son Aralık ayının ilk haftasına kadar 10-15 gün Rojava ve Başur alanlarında birçok kişiyle konuşma fırsatı buldum. Bu şudur, yani bu stratejik zorunluluğa her ne kadar Kürtler hazırlıksız yakalanmış, bu birlik kavramını bile müphemlikten çıkarıp elle tutulur bir stratejiye, bir mekanizmaya dönüştürme becerisini gösteremeseler de, öbür taraftan şu benim de sahadaki gözlemlerime dayanarak sanıyorum net olarak ortaya çıktı. IŞİD, Kürtlerin ilk kez modern tarihte bir düşmana karşı ortak savaştıkları bir unsur olarak tecrübe edildi. Bu son Serekaniye ve Grespi'nin de sanıyorum şöyle bir etkisi oldu. Sanıyorum değil, sahadaki yaptığım görüşmelerden çıkardığım ve tırnak içerisinde bu görüşmelerde aktarılan şuydu. Bugün Rojava ve Başur ortak tehdit algısında buluşmuştur. Bu çok güçlü bir şey. Hani hangi politikalarda ortaklaşacakları, bu son tehditlere birkaç dakikamız kalmış. Peki bu tehditlere karşı bu tehditlere karşı hangi mekanizmalarla ve hangi politikalarla baş edecekleri konusunda bir mutabakat henüz olmamakla birlikte bu her iki sahadaki Kürt aktörlerin tehdit konusunda ortaklaşması önemli bir aşama. Bugün Mesrur Barzani'nin yaptığı açıklama
da bunu teyit eden bir açıklama diye düşünüyorum. Peki, biz onun gelişmesini umut ederim. Son 2-3 dakikamız ama özellikle iç siyasette muhalefetin tutumu çok çok önemli. Çok özetle, belki az zamanımız kaldı ama siz de muhalefetin en önemli unsurlarından birisiniz sonuç itibariyle Türkiye'de, ama sizin dışınızdaki diğer muhalefet neredeyse AKP'yi itekliyor. Yanlış mıyım? Dış politika açısından. Dış politika açısından özellikle. Özellikle Suriye bağlamı için tam bir aslında mutabakat olduğunu ifade edebiliriz. Her zaman böyle bir Suriye politikasını beğenmiyoruz, İşte Suriye'de sorun var diyen bir ana muhalefetimiz var. Ama günün sonunda gidip işte sınır ötesi tezkereye oy verebiliyorlar. Hani o anlamda bu öncelikler meselesi, işte AKP'nin sürekli allayıp pullayıp güvenlik tehdidi diye ileri sürdüğü argümanlara angaje olan, bunu bir şekilde kabul eden bir yapı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Belki en temel çatlak bu Libya politikasında açığa çıktı. Libya tezkeresi o anlamda bence önemliydi. İki tane önemi var. Birincisi, söz konu, yani işin içinden Kürtleri çıkardığınız zaman Türkiye muhalefeti savaş karşıtlığına el kaldırabiliyormuş. Peki. Bunu görme şansımız oldu. Bir cümle daha rica edeceğim. Evet, yani ikincisi de belki de ilk defa Türkiye'nin dış politikasına bu kadar esastan itiraz eden ve bunun karşısına duran bir politik hattı kendileri için referans aldılar ya da ileri sürdüler. Bence bu kişisi açısından önemliydi ama sonuçta hepimiz ahvalimiz yani bugüne kadar gelmesinde tabii ki evet, çok payları hepimiz var. Hepimiz şundan mutabıkız herhalde, giderek işi zorlaşanlardan biri Erdoğan. Evet. Ben özel programa katıldınız. Hele özellikle bu günün yorgunluğunda katıldınız. Tekrar teşekkür ediyorum sevgili İhsan Hanım ve Arzu Hanım. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir özel programın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek programlarda buluşmak dileğiyle.